Feyyaz'dan Medyascope'un haber koordinatörü. Bir günün nasıl başlıyor? Genelde bağırarak başlıyor. İlk önce kahve oldu mu diye bağırıyorum. Ondan sonra da bu haber ne oldu diye bağırıyorum. Bu haber nerede kaldı diye bağırıyorum. Bu haberi yaptık mı diye bağırıyorum. Bu haberi niye yaptık diye bağırıyorum. Bu haberi niye böyle yazdık diye bağırıyorum. Bu haberi niye böyle yazmadık diye bağırıyorum. En çok chat editörümüz Gamze'ye bağırıyorum. Evet, ben de onun bana bağırmadığı günü geçiremiyorum maalesef ki ya. Yani öyle bir anlaşmamız var. Bağırmadıysa bir sıkıntı var bence. Mesela şu an bağırmıyor. Neden bağırmıyor? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tanıtabilir misiniz değil. Tanıtır mısın diye sorarsan tanıtacağım Murat'cığım. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben kim miyim? Sana göstereceğim kim oldum. Tabii ki yapıyorum. Çok ciddi işler yapıyorum. Merhaba, ben Gamze'nin... Gamze'nin editörüyüm diyecektim. Ben Gamze Elvan, Medyascope'un şef editörüyüm. Valla gözümü açar açmaz haberle uyanıyorum zaten. İlk işim gündemi taramak oluyor. Bütün web sitelerine bakıyorum. Biz neler yaptık, geceden kalma haberlerimiz neler, neler girmişiz, neler girmemişiz onları kontrol ediyorum. Gündemde neler var onlara bakıyorum, gündemi hazırlıyorum. Muhabirlerden gelenler neyse onlara bakıyor oluyorum. Haber müdürümü, haber koordinatörümle, Kaya Hayza ile ve Göksel Göksu ile konuşarak daha sonrasında da işlerimizi arkadaşlarımıza, editör arkadaşlarımıza bölüştürüyorum. İsmim Ayşegül, muhabirim ama sadece muhabir değilim, birçok iş yapıyorum burada. Kurgu, montaj, kameramanlık, gerekirse bardak falan götürüyorum. Günüm nasıl başlıyor? Toplantıya geliyorum sabah. Tabii bizim biraz geceden başlıyor. Ne yapabiliriz diye gece bir gündem taraması yapıyoruz. Nasıl haberler yapabiliriz diye. Toplantıdan sonra herkesin bir görev dağılımı oluyor. Çoğunlukla biz ofis dışında çalışıyoruz muhabirler olarak. O yüzden çok değişik yani bir günümün nasıl geçtiği. Bazen güneş altında, bazen yağmur altında. Çoğunlukla sokakta. Değişiyor yani. Bazen adliyedeyim, bazen belediyedeyim, bazen saçma sapan yerlerdeyim. Ama çoğunlukla haber üretiyoruz, haber alıyoruz, haber yapıyoruz. Ben bunu hiç beğenmedim Murat. Bir daha çekeceğiz. Merhaba, Senem ben. Medyascope'un dış haberler şefiyim. Bir de Murat, buraya bakıyorum ama buraya mı bakayım? Lens'e bak ya, aslında tarafta değil. Tamam abi. Medyascope'da bir günüm şöyle geçiyor. Uyanıyorum, Medyascope'a fiziken gelmeden önce de çalışmaya başlıyorum. Çünkü dünya gündemi belirli saatler arasında yaşanmıyor. Bizim de o haberleri ucundan yakalamamız gerekiyor. O yüzden erkenden çalışmaya başlıyoruz. Daha sonra hemen şöyle bir açıyorum bütün dünya sayfalarını. Neler girmişler, gündemlerinde neler var diye. Oturuyorum, bir liste hazırlıyorum. Benim ilgimi ne çeker? Medyascope okuyucusunun sizlerin ilgisini ne çeker diye. Bazılarını sayfaya haber yapıyoruz. Bazılarını sosyal medya ekibiyle videolaştırıyoruz. Önemli şeyler varsa da tabii yayınlar yapıyoruz. Medyascope'un dünya yayınlarını da takip etmeyi unutmayın efendim diyelim. Ne zaman izne çıksam Medyascope'da bir olay oluyor. 2021 Haziran ayı filandı. Ben şöyle bir hafta dinlenmek istedim. Ben tatil için adım attığımda inanır mısınız arkadaşlar, Taliban Afganistan'a girmişti. En yakında da tatile gittiğimde Biden adaylıktan çekilmişti. İzindeyken de Hamas lideri İsmail Haniye öldürülmüştü. Dolayısıyla o günden bugüne bütün arkadaşlarım benimle dalga geçer. Sen izne çıktığında gerçekten dünyada bir şeyler oluyor diye. Üstüne kahve sayarak. Hemen geliyorum. İşte hala kamera karşısında bazen ufak heyecanlar olabiliyor. Az önce üzerime kahve dökülen de bununla alakalı kesinlikle. Yoksa asla böyle sakarlıklar yapmam. Arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Hayatta yapmam. Ne anlatıyorduk, pardon. Medyascope'da bir gün nasıl geçiyor? Şu an seyirci baskısı hissediyorum ben. Toplulukla alakalı insanlara paylaşımlarda bulunmak. Gerek WhatsApp üzerinden, gerek Telegram üzerinden. Gerek YouTube topluluk kısmı üzerinden genelde bu şekilde başvuruyoruz. Aynı zamanda farklı platformlarda da insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Web sitesine insanları yönlendirip web sitemizlerinde daha fazla trafik çekmeye çalışıyoruz. Genelde günümüz böyle başlıyor. Tabii ki günümüzün belli rutinlerini oluşturan şey de gündemin yoğunluğu. Gündem ne kadar yoğun olursa bizim işlerimiz de aslında o kadar yoğun oluyor. Herhangi bir son dakika gelişmesini her zaman topluluğumuzla, her zaman Medyascope takipçileriyle paylaşmak da önceliğimiz oluyor. Absürt bir anı anlat. Absürt bir anı. Abi üzerime kahve dökmen sevdi mi? Hayır. Sevmez mi Senem? Sayılmaz. Onu her gün yapıyorsun abi. Bana bir ipucu. Absürt anı Ali'ye. Kamera olmasa şu an 10 kez söylemişti. Bir gün Sayın Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı iken de seçimlere yaklaşık 6 ay kala Gülşen Çakır'la yayın yapmak için stüdyomuza geldi. Ve aslında kalabalık bir ekip de geldiler. Ve çok güzel bir
aslında setup da kurduk. İçeride herkes izliyordu yayını. Her şey çok güzeldi derken maalesef bir talihsizliğe yakalandık ve yayın bir anda çöktü. Ve yayın çöktüğünde de yaklaşık 20-25 dakika içeride İYİ Parti yöneticileriyle sohbet etmek zorunda kaldık. Çünkü yayınla izleyebileceğimiz bir alan yoktu. Şimdi yayın bitti ve bu haberi Meral Akşener'e birinin vermesi gerekiyordu. Niye bilmiyorum, o kurbanda ben oldum. İçeri girdim ve ilk söylediğim cümle şuydu: gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Umarım izlediğimiz zaman biz de beğeniriz. Meral Akşener de şaşırdı. Hani nasıl yani? Dedim ki maalesef yayın kesildi. Ve Meral Akşener de ani bir reaksiyonla ha çok iyi ya gibi bir ifadeyle olsun gibi bir şey söyledi. Ama bir yayın talihsizliğiydi. Öyle yani. Kötü der miyiz bilmiyorum. Sonuçta yayın da gayet iyi izlendi. Absürt diyebiliriz. Tablet'e girebilirsin artık. Geldim. Hayır. Mikrofon. Hazırım diyorum. Düşmüyorsun dilimden. Olan olmuş zaten. O sen olsan bari. Kulit 15 diyorum. Kız biraz ısıt. Cihaz beklemek için telefonunuzun kilidini açın. Açıyorum. Cihaz bağlı, iptal, cihaz bağlı, telefonun ayarlara git. Merhaba, ben Özge. Medyascope'un reisinde çalışıyorum. Sadece reisinde değil, birçok alanında da çalışıyorum. Burada herkes gibi, herkes her işi yapıyor. Hepimiz her işi yapmaya yetkiliyiz diyeyim, öyleyiz bence. Reji çok kaotik bir alan. Canlı yayınlarımız oluyor. Onların hem çekim aşaması, hem kurgusu, hem podcast olarak yüklenmesi falan, bunların hepsi bize ait. Günün nasıl başlıyor? Öncelikle koşa koşa evden çıkarak, otobüs, metro yakalayarak falan, bu işte matematiksel hesaplar yaparak başlıyor. Gündem belli oluyor. Gündemin ardından yapılacak olan yayınlar, kayıtlar belli oluyor. Arkadaşlar bize geliyor. Özge, Büşra, tabloda yer var mı? Hangi saatler boş? Hangi stüdyo boş? Bunları kararlaştırıyoruz. Kendimi biraz rezil ettiğim bir anım var. Pandemi zamanında doktorların hepsini çok tanımıyorduk tabii. Derya Unutmaz var, sevgili doktorumuz Derya Bey. Ona link göndereceğim zaman merhaba Derya Hanım, yayınımıza bağlanmanız için linkimiz falan, siz bekliyoruz diye link gönderdiğimde karşımda bir erkek görünce böyle bir utanıp kameramı kapatıp böyle bir utandığım anım vardır. Derya Hanım'ın Derya Bey çıktı. Bilemedim, bilmiyordum. Bu var. Merhaba, ben Mert Gümüş. Medyascope'da haber merkezinde editörüm. Bir günümüz burada sizlere haber aktarmak için canla başla uğraşarak geçiyor. Büyük uğraşlarla, bazen kan, gözyaşı ve terle haberlere giriyoruz. Sağdan gelen haberleri, kendi yaptığımız haberleri web sitesine girmeye çalışıyoruz sürekli. Çok yoğun mesai harcıyoruz bu yüzden. Bazen kısıtlı imkanlarla da olsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğun olduğumuzda bazen bir şöyle bir ofluyorum ama haberleri işte bir şekilde girmeye devam ediyoruz yani. Bazen böyle kavga ettiğimiz de oluyor ama haber merkezinin tadı tuzu bunlardır yani. Yani yürüyen merdiven üzerime çöktü, böyle bir şey başıma geldi ama bunu boş ver, kesersin bunu. Kamera şurada mı? Ha, tamam. Ben Göksel Göksu, Medyascope'un haber müdürüyüm. Güne nasıl başlıyoruz? Sabah 8.30'da ben burada oluyorum. Ve aslında güne şununla başlıyorum. Bunun içi kahveyle dolu olduğu sürece keyfime diyecek yok. Hemen arkasından bu bilgisayarın başına oturuyorum ve başlıyorum gündemi taramaya. Yanı başımda hemen Gamze var. Gamze ile karşılıklı konuşa konuşa bir gündemimizi oluşturuyoruz. Peşi sırada toplantılarımız başlıyor. Eğer önümüzde güzel haberler var, keyfime diyecek yok. Eğer o haberler aynı zamanda özelse değmeyin keyfime. Son derece mutlu oluyorum. Merhaba, ben Aliye. Medyascope'da program editörlüğü yapıyorum. Hayır, hayır oğlum. Ne yapıyorsun? Böyle kolay olsun sanırım. Mikrofonla görüntü ayrı kenefet.
Merhabalar, ben Aliye, Medyascope'da program editörlüğü yapıyorum. Program editörlüğü YouTube'da gördüğünüz içeriklerin sorumluluğu bende oluyor. Aynı zamanda yayınların tweetlerinde ve içeriklerini sayfaya girme sorumluluğu da bende. Medyascope'da bir günüm koşuşturarak başlıyor. Genelde ben de shortslar kesiyorum, uzun kısalar, yayınların özetlerini kesip yayınların içerikleriyle ilgileniyorum. Ama burada arkadaşlık ilişkilerimden bahsetmek isteyebilirim. Çünkü burada aslında biz yani iş arkadaşlığından çok bir arkadaşlık kurduk. Ya ben en azından böyle kurdum. Yaklaşık bir seneyi geçti ben burada olalı ve ilk günden beri bana çok güler yüzlü ve çok sıcakkanlı davranıldı. Ben Mehmet, Medyascope'a yeni başladım. Burada çalışmaya 2 hafta oldu başlayalı. Ben burada çalışmaya başlayalı 20 gün oldu. Bu 20 gün içinde aslında ya çok belki klişe olacak ama yani buradaki samimi çalışma ortamı beni çok etkiledi. Zaten dün işte Ali'ye mesaj yazdım. Ruşen abinin yayınından sonra ya ne güzel yerde çalışıyorduk, bunu tekrar tekrar hissettiren bir mekan burası çalışırken. Daha çok dış haberler ve Kürtçe servisinde editörlük yapıyorum ama dün işte başlayan bir program hikayem de oldu. Şimdi zannediyorum Kürtçe yayınlar da başlayacak. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Bayağı büyük bir şey. Değil mi abi? Evet. Güzel değil mi? Evet. Ruşen övdük buradan. Evet abi. Aa, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hadi ya. Biraz da sen çalış. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Atsın. Abi nasılsın? İyi de sağ ol, sen atsın. Gerçekten Kürt müymüş? Valla Şerit abi beni kontrol ediyorsunuz sizden. Babası. Ben daha yeni olduğum için o beni kontrol ediyor. Hani ben senin Kürt olduğunu biliyorum. Buradakine emin değilim. Bu kadar şey bekledim. Benziyor mu? Benzemiyormuş. Bak. Bak oğlum işte şey sana uzman getirdim. Buna bakan biz yani en fazla Uygur, Özbek. Köyümüzün adı Uygur. Köyümüzün adı Uygur. Bak. Ama niye böyle Uygur yapmışlar biliyor musun? Niye? O dönemde yapmışlar, bilişi yapmışlar. Köyün adı Avin gelir. Yazlık anlamında. Köye Uygur ismini koymuşlar. Bilişi yapmışlar. Ha yani asimle edelim diye. Ama edememişler. Halen hayattayız yani. Oğlum soyadın mı? Aslan Fenerlisin lan. Yok abi artık Ahmet Spor. Murat ben biraz gerginim çünkü senin işini yapıyorum şu anda. Ya, benim işim o kadar zor değil. Düzeltiyorum. Evet benim işim çok zor. Ben çok önemliyim. Bu şirket beni kaybedemez. Kaybederse batar. Batmaktan ziyade alev alabilir bile. O zaman kendini tanıt bize. Ben Murat Türsan. İş tanımım hiçbir fikrim yok. Geçen gün Kaya'ya da sordum. Hiçbir fikri olmadığını söyledi. Çünkü ben burada çok iş yapıyorum. Kurgucuyum. Bilgisayarım 2 ekranı var görebildiğiniz kadarıyla. Bunun nerede daha iyi olduğunu anlıyorsunuz ve benim daha kıymetli olduğumu anlıyorsunuz bu vesileyle. Aynı zamanda İngilizce departmanın başıyım. Ondan sonra yeri geldiğinde muhabir, yeri geldiğinde sunucu. İsmet Çakıcı, Joker. Peki bir günün nasıl geçiyor burada? Geçmiyor ya. Arkadaşlarımla günüm gayet keyifli geçiyor. Sabah geliyoruz, merhabalaşıyoruz, gün aydınlaşıyoruz, kahvelerimizi içiyoruz efendim. Böyle keyifli bir şekilde toplantıya oturuyoruz. Kaya Hayse bize biraz bağırıyor. Siz çalışmıyorsunuz. Nasıl çalışmıyoruz? Tabii çalışmıyorsunuz. Sabah 9, gece 12 burada olabilirsiniz. İlgilendirmez mi ama ben çalışmıyorsunuz. Sosyalleşmekte. Hanımefendi mesai bitince çıkıyor. Ben mi? Benim gecem günüzü mü var be? Doğru, senin de aslında kötü bir örnek. Evet, yanlış ot oynadın hocam. Var mı ekleyeceklerim? Yok valla. Oldu mu sence? Oldu bence. Tamam. Bye.